Trigonometrinin soru çözümleriyle devam etmekteyiz. Nerede kalmıştık? Kosinüs Teoremi ile ilgili sorularımıza bakıyorduk. Şimdi bir tane üçgenimiz var. ABC üçgeni. edli ile başka bir üçgen. AED üçgeninde oluşturulmuş. 2, 3, 4 ve 1, 1 uzunlukları verilmiş. X ne kadardır diye soruluyor. Şimdi buradaki bir tane üçgenimiz var. Şöyle çizelim onu. Şuradaki üçgenimizde. Üçgen ar belli mi? O zaman ben istediğim herhangi bir üçgenin açısının kosinüsünü bulabilirim kosinüs teoremiyle. Şimdi bir de şu büyük üçgene baktığımızda, şu büyük üçgene baktığımızda şöyle belli olsun diye çiziyorum. Büyük üçgene baktığımızda yeşil üçgenle ortak olan açı hangisi bu? O zaman ben bu açı için kosinüs teoremi yazarsam. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa. Bunu yazdık. Hadi bunu çözelim. 16 eşittir 9 artı 2'nin karesi 4 eksi 2 çarpı 2 4 4 kere 3 12 çarpı kosinüs alfa'dır. E, ne olacak? Bunları topla karşı tarafa at. 16 9 4 daha 13 karşı tarafa attım eksi diye geçer eksi 13 eşittir eksi 12 kosinüs alfa'dır. 3 eşittir eksi 12 kosinüs alfa'dır çarpı. Her tarafı eksi 12'ye bölersem kosinüs alfayı yalnız bırakayım. Şunlar sadeleşti. Bunları da sadeleştir. Eksi 1 bölü 4 eşittir. Kosinüs alfa. Kosinüs alfayı bulduk. Çok güzel. Şimdi büyük üçgende yerine yazarak x'e gitmeye çalışacağım. Nedir? x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs Alfa. X kare eşittir. 16 artı 25. Eksi kosinüs alfa yerine kaç yazacağım? Eksi 1 bölü 4 yazarsam. Şu 4 ile şu 4 gider. Eksi çarpı eksi artı yapacaktır. Artı 10 mu geldi? 2 çarpı 5 10'dur. 4'leri sadeleştir. Çarpım halinde olduğu için. Eksi eksi artı yaptı. 31, 41, 51. O zaman x kare eşittir 51 geldi. x eşittir kök 51'dir. Ne yaptık? Bir tane kosinüs teoremi kullanarak şu küçük üçgende kosinüs alfayı bulduk. Ondan sonra bunu büyük üçgende kullanarak x açısına gitmiş olduk. İlk sorumuzu böyle çözdükten sonra diğer sorumuzda ABC üçgeni var. 4'ü 6 ve x verilmiş. Bir tane kosinüs teoremiyle rahatlıkla çözebileceğimiz bir soru. x kare eşittir. İkisinin karesinin toplamı 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Şurası ne yapar? 16 artı 36 eksi kosinüs 60 kaçtır? Ne yaparım? Hemen hop hayal ediyorum dik üçgen var. Burası 30, burası 60. Hipotenüsü 2 dersem 30'un karşısı hipotenüsün yarısı kadar. 60'ın karşısı da 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katı kadardır. Ee, kosinüs 60. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. O zaman burası 1 bölü 2'dir. Sadeleştirir miyim bununla? Sadeleşti. Ne geldi burası? 6 kere 4, 24. 24. Bunu bunu topluyorum veya çıkartırım ilk önce. 16 artı 36'dan 24'ü çıkarttım. 12. İkisini toplarsam 28. X kare eşittir 28. Her tarafın kökünü alırsam kök 28. Kök 28 nedir? 4 çarpı 7 midir? 4 çarpı 7'dir. O da 4'ü 2 diye çıkartırım. Kök dışına 2. Kök 7 olarak bulduk cevabı. Şurada hatırlatalım mı bir daha? Ha, bunu yazdık da bunu neye göre yazdınız hocam? Hepsini çat çat çok rahat yazdınız. O neydi diye sorarsanız hemen A kenarı, B kenarı, C kenarı dersek. Buraya da alfa dersek. Ne diyorduk? Kosinüs teoremi. Alfanın karşısındaki kenarın karesi eşittir. iki kenarın karelerinin toplamı. Eksi 2 çarpı bu iki kenarın çarpımı. B çarpı C çarpı. Kosinüs arasındaki açının kosinüsü şunu şöyle kosinüs teoremi olarak size tekrar etmiş olduk. Bir sorumuz daha var. Şimdi iki tane üçgenimiz var. Bir tane küçük üçgenimiz var. X'i sormuş. X'i sorduğuna göre ben buna A diyelim şu üçgende şu geniş açılı üçgende de şuraya B açısı diyebilirim. Çok güzel. O zaman ilk önce şu yeşil de çizeceğim. Üçgende, şu üçgende kosinüs teoremi uygulayalım ve şu kosinüs B'yi bulalım. B'nin karşısındaki açının karesi, Altının karesi. Neyle başlıyorum? Bak, bir bulmam gereken açının karşısındaki kenarla başlıyorum. Orası eşittir diyorum. Diğer iki kenarın karelerinin toplamı 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs b. O halde ben kosinüs b'yi bulayım. 36 eşittir. 16 artı 9 eksi bunları çarpıyorum. 8, 4, 24 mi yapar? Kosinüs B. Bunu attım. 20, 11, eşittir. Her ikisini de karşı tarafa attım. Eksi diye gitti. Eksi 24 kosinüs b midir? Evet. Eksi, o zaman her tarafı eksi 24'e bölersem eksi 24'e böldüm. Her tarafı. Bunlar sade eşir. 11 bölü eksi 24 eşittir. Kosinüs b. Bunu yakaladım. A dediğim şey ne? Bunun 180'e tamamlayanı değil mi? O zaman kosinüs b eşittir. Kosinüs 180 eksi a mıdır? Evet. 180 ile işlem yaparken 180 ile işlem yaparken isim değiştirmezdim. Kosinüs a yazardım. Kaçıncı bölgede bu? 180 eksi a dediğine göre ikinci bölgede kosinüsü negatifte keser. O zaman eksi kosinüs a'dır. Ben e, kosinüs b'yi eksi 11 bölü 24 bulduysam kosinüs a'ya ne diyeceğim? Bunun negatifidir. İşaretini değiştireceğim. 11 bölü 24'tür diyorum. Çok önemli. 180'e tamamlayan tamamlıyorsa kosinüs de negatifine eşit oluyordu. Onu yakaladım. Şimdi büyük üçgende kosinüs sahibi biliyor muyum? Biliyorum. Kosinüs A elimde artık. Kosinüs B'den faydalanarak buldum. O halde büyük üçgende şöyle kırmızı çizeceğimiz üçgende bir kosinüs teoremi çatlatalım. Sorumuz gelsin. Ee, bu açıyı biliyorum. Karşısındaki kenarla başlarım. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs a. Yazıyorum yerine 16 artı 36 eksi ben bunun yerine 11 bölü 24 mi yazarım? 24. Evet sadeleştirmeleri yapıyorum. 24 altı kere 4 24. Eksi kaç geldi burası? 2 kere 11 22. Çıkartıyorum 16 artı 14. X kare midir? O zaman X kare eşittir. Toplarsam 20, 30 mu yaptı? X eşittir. Kök 30 olarak bulundu arkadaşlar. Nedir ee, bu? Bir tane kosinüs teoremi yaptık. Kosinüs B'yi bulduk. 180'e tamamlayan açısının kosinüsü de yine şuradaki ifadeden indirgeme özelliğimizden, formüllerimizden 11/24 bölü 24. yani itersi zıt işaretlisi olduğunu bulduk. Onu da kullanarak şu kırmızıda üçgende bir kosinüs teoremi daha uyguladık. İki kosinüsle bu işi çözmüş olduk arkadaşlar. Kenar verilmiş şu açının tanjantını soruyor. Şu açının tanjantını soruyor. O zaman kosinüs teoremiyle kosinüsünü bulurum ben ilk önce a'nın. Sonra tanjantına dönebilirim. Ne yapacağım? Ee, i̇lk önce 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs a diyelim ona. Kosinüs a. 49 eşittir 25 artı burası 9 yapar. Eksi 10, 30 mu? Kosinüs A'dır. Ee, 25, at bunu bu tarafa ilk önce. 40, 40'tan 20'yi çıkartıyorum bak. 49, 9, 25 eşittir. Eksi 30 kosinüs A'dır. Tamam. 40, 40'tan 15. 15 eşittir. Eksi 30 Kosinüs A mıdır? Her tarafı Eksi 30'a böldüm. Eksi 30'a böldüm. Ne yapacaktır? Bunlar sağ değişecek. Kosinüs A. Eksi 1 bölü 2'dir. Kosinüs A'yı bulmuş olduk. Buranın kosinüsü. Bu bana neyi veriyor? Kosinüs kaçıncı bölgededir? İkinci bölgededir değil mi? Negatif çıktığına göre kosinüs ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjant nedir? Şöyle tanjant doğrumuzda burada değil mi? Tanjant. İkinci bölgede tanjant o da negatif mi? Evet bunun negatif olacağını biliyoruz. Bunu yazdık. Şimdi ondan dolayı bu açıyı belirlemek önemliydi. Dik buraya A dersek e, kosünüs komşu dik kenar bölü hipotenüse burası da köküç olacak değil mi? Bildiğim üçgen. O halde tanjant nedir A'nın? Karşı dik kenar bölü hipotenüsten köküç bölü birden köküç. Yani eksi köküç geldi. Tanjant A... İkinci bölgede olacak. Geniş açı olacak ama değerini bulmak için e 2 oranı verdim. Pisagor'dan köküç bulabilirim. 30, 60, 90 üçgenidir. Ondan dolayı köküç yapıştırabildim. Ee, bu kenara. Tanjant A nedir dediğimde köküç bölü 1'dir. Yani kök köküç değerini buldum. Ama bize sorulan değer geniş açının tanjantı sorulduğu için Kostüm sahi geniş açı bulduk negatif olduğu için. Tanjantı da negatiftir. Ondan dolayı eksi köküçtür cevabımız öyle kırmızı da işaretleyelim onu. Eksi kök cevabımız. Bu gibi e, ufak tefek detaylar. A kosinüs eksi çıktı. Ama ne olsun hadi tanjantını bulalım kök cevap bu mudur? Hayır. Bize geniş açının tanjantını soruyor. Ondan dolayı negatiftir. Periyot konumuz var arkadaşlar. E, kolay bir konu. Çok basit işlemleri var ama birkaç ufak nüansı bilmemiz gerekmekte. Şimdi sinüsü kosinüsü e, bir ifade varsa bunun periyodunu istiyorsa bizden fx eşittir. A artı b sinüs üzeri n cx artı d gibi bir ifadede. Bu sinüs veya kosinüs olsun fark etmez. Sinüs ve kosinüste de benzer şekilde buluyoruz. Periyot nedir dediğimizde kuvvetine bakıyoruz. N tek ise veya kuvveti sinüsün kuvveti çift ise <laughs> nasıl yaparız onlara bakacağız. Ee, tek ise ben 2 pi'yi x'in kat sayısının böleceğim. Çift ise pi'yi x'in katsayısının sayısının böleceğim. Hadi o zaman yapalım. Bunun periyodu nedir dediğimizde t eşittir. E, ee, kosinüs kuvvetine buna bakıyorum ne? Kuvveti 1. O zaman tek ise 2 pi'yi böleceğim. 2 pi'yi bölüyorum. Kuvveti tek olduğu için 2 pi'ye bölüyorum. X'in katsayısı kaç? 5. 5'in mutluluğu 5'tir. Mutlak 5. Yani 2π bölü 5'tir cevabımız. Bu fonksiyonun periyodu 2π bölü 5 olarak yazabiliriz. Devam edelim. Bununla ilgili bir sorumuz daha var. Ee, f(x) 4 artı 3 sinüs sin 2x artı 30. Esas periyodunu bulunuz demiş. Periyodu nasıl buluyoruz? Az önce yaptığımız gibi periyot eşittir. Kuvvetine bakıyorum. Burada ne yazar? 1 yazar. Tek mi? Tek. O zaman 2 pi'yi mi böleceğiz? Evet. Kaça böleceğiz? X'in kat sayısının mutlağına. 2'ye böleceğiz. O zaman nedir periyodumuz? Pi. 180 derecedir. Bu fonksiyonumuzun periyodu. Bununla ilgili bir sorumuz daha var. Şimdi kosinüs ve sinüs için aynı şekilde bakıyorduk. Periyodumuz T nedir? Eksi 2. Aşağı yukarı öteler. 4. E, genliğini değiştir. Ama bu periyodunu değiştiren etkin, etkenlerden biridir. Çift mi bu? 4 çift olduğu için. 4 çift olduğu için. Ne yapıyorum? Pi'yi bölüyorum. Tamam. Pi'yi buradan yazdım. Şuradaki 4'ten yazdım. 4 çift olduğu için pi'yi böldüm. X'in kat sayısı nedir arkadaşlar? Bak 3 derseniz yanılırsınız. 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4'ün mutlağı pozitif zaten 3 bölü 4. Bunu ters çevirip çarptığımda 4 pi bölü 3. Bu fonksiyonun esas periyodu olarak çıktı karşımıza. Önemli. Kuvveti kaç? Kosinüsün 4. Çift. O zaman pi'yi böleceğim. Neye böleceğim? X'in katsayısının pozitifine. X'in kat kaç burada? 3 bölü 4. Ben şu 3x artı 20 bölü 4'ü açık açık yazalım. 3 bölü 4x artı 20 bölü 4 olarak yazar mıyım? Evet. E şimdi x'in katsayısının 3 bölü 4 olduğunu çok daha rahat bir şekilde görmüş oldun. Sen Anlat Hocam kanalından YouTube'u YouTube'dan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyalardan bizi takip edebilirsiniz. Sorularınızı atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.